pozisyon var. Larin'e penaltı değil, hakem performansı. Valla bilmiyorum. Bence Fırat Hoca iyi maç yönetti. Benim de çok güvendiğim bir hakem Fırat Aydınus. İyi maç yönettiğini düşünüyorum. Ufak tefek kararlarda hatalar olabilir. Herkes hata yapabilir. Yani can alıcı bir şey yoksa çok problem yok demektir. Fırat Aydınus'u da tebrik ediyorum. İyi maç yönetti. Bence verdiği penaltı kararı da doğruydu. Pozisyon penaltıydı. Ama şunu da rica ediyorum. Bize de aynısını verin. Yani bizim lehimiz olduğu zaman onları da verin, faulleri de verin. Bak biz itiraz etmiyoruz penaltıya ama bize de verin. Maçı 3 dakika, 5 dakika verip de 10 dakika oynatma. Amerikan futbolundan gol yersek de faulü ver. Yani biz Amerikan futbolu oynamıyoruz, normal futbol oynuyoruz. Türk oyuncu tercihlerine gelince 3 tane Türk oyuncu oynatmak zorundayız. Ve kalemiz Türk. Muhtemelen Türkiye'de oynadığımız maçlarda ülke içinde sol bekimiz Türk olacak büyük bir ihtimalle ve 3. Türk'ü bulacağız. Eğer sakatlık olmazsa, yani 15 tane sakatımız olursa 7 tane Türk'le de oynayabiliriz. O başka bir konu ama normal rutin kadromuzda 3 Türk'le oynamak zorundayız. Bu da sol bek, kaleci ve 3.'yü arıyoruz. Bugün için Necip'i tercih ettim. Ha, tercihim eleştirilebilir mi? Tabii ki eleştirilebilir. Ama şu var, skora göre eleştirmeyin. Siz skora göre eleştiriyorsunuz. Bugün biz düşündük işte 3. Türk'ü nerede kullanalım, stoperde mi kullanalım veya başka bir alanda mı kullanalım diye. Biz stoperde tercih ettik bunu kullanmayı. Necip bugün iyi mücadele etti, Umut da iyi oynadı, Ersin de çok iyi oynadı. İyi oynadı bugün Türk statüsünde oynayan oyuncularımız ama belki bir dahaki maçta bazı oyuncular iyi oynamayacaklar. Çok normal olabilir. Her zaman herkes iyi oynayacak, her zaman maç kazanılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz maksimum seviyede elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Maçlara hazırlanıyoruz, kazanmak için mücadele ediyoruz ama bazen olmayabilir. Ya, yaptığımız işin en kötü yanı zaten sadece başarı endeksli olması. Başka bir şey yok. Sadece başarı. Başarısızlık halinde olanlar belli. İlk gidecek kişi kim? Teknik direktör. Ya, en büyük sorunumuz bu zaten. Sadece başarıya endeksli olan bir iş yapıyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Sadece bizde böyle. Avrupa'da bakın, araştırın sezonda kaç tane hoca değişiyor. Bir de bizim lige bakın. Sezonda kaç tane hoca değişiyor. Neden? Çünkü sadece başarıya endeksliyiz. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tamamen konsantrasyonumuz bu da. Doğal olarak bu da beni ve bu işi yapan birçok arkadaşımı maalesef çok zor duruma sokuyor. Ama işin gerçeği de bu. Tabii ki kazanmak çok önemliydi. Öncelikle onu söyleyeyim. Derbi maçları önemlidir. Kazanmak zordur. Her türlü ihtimale açık maçlardır. Güzel bir oyun oldu bence. İki taraf da iyi mücadele etti. Galatasaray da gerçekten çok iyi mücadele etti. Dostça bir müsabaka oldu. Oyuncular saha içerisinde çok mücadele ettiler. Çok dürüst davrandılar diyelim mi? İki camiaya yakışır güzel bir müsabaka oldu. Berabere de bitebilirdi. Ama sonuçta maçlarda her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Son dönemde yaşadığımız sonuçlar var. İyi olmayan sonuçlar. Özellikle Şampiyonlar Ligi ile beraber geldiği için doğal olarak üzerimizde bir baskı yaratmadı diyemem. Muhtemelen doğal olarak bizim üzerimizde de, oyuncularımızın üzerinde de son müsabakalarda aldığımız sonuçların doğal olarak etkisi var. Bu antrenmanlarda da, oyunda da çok net bir şekilde belli oluyor. Ancak sezon başında geniş bir kadro kurduk. Oynanan oyunlardan sonra, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra yaşadığımız sakatlıklar takımımızın dağılmasına ve düzenin bozulmasına sebep oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Birçok oyuncumuzu kullanamadık. Oyuncuların dönüşleri de kolay olmuyor. Doğal olarak biraz zaman gerekiyor bu dönüşler için. Ritimlerini yakalamaları biraz zaman alıyor. Bu zamanı da oyunculara vermek zorundayız ama bugün de gördüğünüz gibi iyi oyun oynayan, iyi mücadele eden, savaşan, kazanmak için her şeyini veren bir oyuncu grubu vardı sahada. En önemli tarafı bu. Bu isteğimiz, arzumuz ve gücümüz devam ettiği sürece oynadığımız müsabakalarda iyi sonuçlar gelecek diye düşünüyorum bundan sonrası için. Çok erken şu anda lig için. Onu söyleyeyim öncelikle. Daha ilk çeyrekteyiz. Çok uzun bir maraton. Uzun bir sezon var önümüzde. Öncelikle sabırlı olmalıyız. Önemli olan totalde alacağımız başarı. Bunu unutmamalıyız. Sadece bir maçlık sonuçlar bizi mutlu etmemeli hiçbir zaman.